Malumunuz sezona Ertuğrul hocamızla başladık. Takımın bir beklentisi vardı. Şehrin beklentisi vardı. Bugüne kadar Ertuğrul hocamızın öncülüğünde bütün şehirde yaşayan herkesin desteğiyle beraber katkısıyla yönetimsel anlamda da üzerimize düşeni en iyi şekilde yaparak bugünlere geldik. Tabii ki her dönem bu tür ayrılıklar olabiliyor. Gönlümüz, arzumuz, yola çıktığımız arkadaşlar şampiyon olmayı çok arzu ettik. Bulunduğumuz puan ortalaması ile ilgili de kendisine haksızlık yapmayalım. Şu anda 3. sıradayız. Ben öncelikle Ertuğrul hocamıza ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden, katkılardan, desteklerden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Yeni bir sayfa açıyoruz bugün. Şehrin beklentisi belli, taraftarın beklentisi belli. Yönetimsel anlamda bizim de hedefimiz belli. Bütün hedeflerin bir arada kenetlendiği sürede bizlerin de yeni bir kan değişimiyle beraber o hedefe ulaşacağımıza inancım ve güvenim sonsuz. Mustafa Bürsel hocamız aramızda. Kendisine davet ettik. Kulübümüzde evet çalışmak istiyorum. Ben de bu şehirde bu şampiyonlukta pay sahibi olmak istiyorum. O heyecanı kendisinde bizzat yaşayan bir kardeşiniz olarak ben kendisine aramıza hoş geldiniz diyorum hocam. Sizin için, aileniz için, camiamız için hayır olmasını ben temenni ediyorum. İyi bir kulübe geldiğini, nereye geldiğini o da farkında. Çünkü Kocaeli Spor'umuzu, ligimizi çok yakinen kendisi biliyor. Kendisini de yakinen takip ettiğimiz, Türkiye'de başarılara imza atan, en son yine bizim bu statta Bandırma'da final oynayan hocamız. Kendisini biz biliyoruz. İnanıyorum ki hocamızın öncülüğünde hep beraber şehrin hak ettiği, evet uzun yıllar hasret kaldığı şampiyonluğu bu sene yaşayacağımızı ben ümit ediyorum. Tekrar kendisine, ekibine hoş geldiniz diyorum. Kocaeli Spor'un hedeflerini biliyorum. Sezon başından çıktıkları bu yolun sonunda ne istediklerini biliyorum. Bu hedefte inşallah en büyük katkıyı da bu kalan sezonun 3'te 1'lik bölümünde bizler tarafından takıma ve camiaya veririz. Ve özlenen bu hedefe beraber ulaşırız diye düşünüyorum. Onun için de elimizden ne gerekiyorsa fazlasıyla yapmaya hazırız. Kocaeli camiasını tanıyorum, yani futbolculuğumdan beri büyüklüğünü biliyoruz. Siz de ifade ettiniz, bu ligi biliyorsunuz ama Kocaeli Spor taraftarının, camianın beklentisi 14 yıllık Süper Lig özelinde son vermek. Sonuç itibariyle Ertuğrul hocamız şu an takım zirvedeyken yollar ayrıldı. Buradan taraftara, camiaya vereceğiniz mesaj ne olacak? Yani sabır mı isteyeceksiniz yoksa direkt sportif başarılarla hedefe ulaşmak mı? Ya şimdi şöyle bir şey, bu hedefe tek başımıza gidecek bir yol değil bu. Bu taraftarıyla, yönetimiyle, camiayla gidilecek olan bir yol. Burada artık biz buraya geldiğimizde artık bu süreçte, bu kısa süreçte sabır biz yapabildiğimiz en iyisini yapacağız hep beraber. Samimiyetle bir bütün olursak bu hedefe gideriz. Çünkü şampiyonluk tek futbolcu grubuyla ya da yönetim grubuyla ya da hoca grubuyla, ekibiyle olacak bir şey değil. Burada hep beraber camia ile başarmamız gereken bir şey. Yani çünkü bizim artık önümüzde bir hedef var. Bu hedefe sabır edilecek bir şey yok. Çünkü biz burada 3 aylık bir sürecimiz var. Biz en kısa sürede dediğim gibi oyuncularımızdan alabileceğimiz en maksimum verimi alıp oyunumuzu daha yukarıya çekmeye çalışmak, buradan daha yukarıya çekmeye çalışıp beraber bu hedefe ulaşmak. Bu hedefe nasıl ulaşırız hep beraber yaşayarak göreceğiz. Yani şu anda 3. sıradayız. 2. ile 3 puan var. Altımızda 1 puan, 3 puan var. Bu lig her şeye gebe bir lig. Yani sonuçlara çok açık bir lig. Her an çok sakin kalıp yani tamamen kendimizi sahanın içine, çizgilerin içine odaklayarak, işimize odaklayarak hiç yılmadan, moralimizi bozmadan hedefe kilitlenmemiz lazım. Başkanım söylediğinde ben de aksi bir şey düşünmedim. Yani zaten
EPI tarafından baktık. Çıkarsak ben devam etmek istiyorum dedim yani Süper Lig'de. Onun dışında bir şey yapma. Onun dışında 3 ay sonra mukavele sonlanacak gibi yaptık. Çıktığımız takdirde devam edeceğiz. Çünkü bütün hedefimiz, arzumuz, isteğimiz bu. Bunun dışında bir şey düşünmek istemiyoruz. Konuşmak da istemiyoruz. Çünkü biz buraya bir şeyler vermek için geldik. Onun için buradayız. Onun dışında bir şeyler almak için değil. Çünkü başarırsak da o başarı da burada benim için en büyük hedefim Kocaelispor'la Süper Lig oynamak. Bozmayın lütfen. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar.